Değerli hocam, oturumu yönetmek üzere sizi davet ediyorum. Abdülkadir hocam, Öz hocam, Seda Hanım gelmedi, bu görevi ben üstlendim. Arkadaşlar, sürelere çok güzel uyduk. Gayet güzel gidiyor. En son oturumda da bütün hocalara bütün sorularınızı alacağız. Ama arada bana yazılı verirseniz ben onları tasnif ederim. İsminizi, soy isminizi, telefonunuzu ve kime sorduğunuzda yönetirseniz sevinirim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Seminerimizin bugünkü öğleden sonraki programında iki tane değerli meslektaşım var. Onlar konuşacaklar. Sağımdaki Abdülkadir Arpacı benim çok eski bir meslektaşımdır. Ben hukuk fakültesinde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde beraber zaten hocalık yaptık. Sonra ben 2000 yılında oradan emekli olup ayrıldığımda önce Yeditepe Hukuk Fakültesi'ne gittim. Sonra Abdülkadir Hoca da oraya geldi. Sonra oradan buraya geldim. Şimdi burada hocalık yapıyorum. Bildiğim kadarıyla Kat Mülkiyeti Kanunu 1966'da çıktıktan sonra bu konuda ilk bilimsel araştırma ve yayın yapan hoca Safa Reisoğlu'dur. Profesör Safa Reisoğlu'dur. Bu konuda da yanılmıyorsam ilk doktora tezini de Abdülkadir Arpacı vermiştir. Evet. O zaman ben de neredeyse 48 senedir evliyim. Evli olduğum anda zaten bir apartman dairesine çıktık ve o zamandan beri mutlaka bir şeyde apartmanda yönetim kurulu üyesi veya başkan olurum. Yani konulara da pek de uzak değilim. Bir şeye sıkıştığım zaman zaten Abdülkadir Arpacı'ya sorardım. Şunu söyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye o da cevap verirdi. Sol taraftaki Öz Seçer de fakültemizin en parlak medeni hukuk doçentlerinden biridir. Son derece çalışkan, son derece bilgili ve bugün kendilerinden istifade edeceğiz. Süremizi bir 5 dakika aştık ama yine sürelere uyacağız. Ben 1 saat 15 dakikalık sürenin 45 dakikasını şeye vereceğim, Sayın Abdülkadir Arpacı'ya vereceğim. Daha az bir süresinde, yarım saatini de Öz Seçer'e vereceğim. Buyurun, söz sizindir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, değerli gençler, sevgili gençler. Şimdi bir şeye çok sevindim. Can Hoca 45 dakika deyince çok mutlu oldum gerçekten. Ben gelirken düşünüyordum. 20 dakikaya falan sıkıştırırlarsa peşine sorayım. Olmazsa konuşmayayım falan diyordum ama bana malum oldu. Çok iyi oldu. Malum olmuş, evet. Çünkü insan 15-20 dakikada kendi kimliğini ancak açıklayabilir. Bilimsel toplantılarda bu süre sınırlaması zorunlu ama biraz daha toleranslı olmak lazım. Şimdi uzatmadan konuya başlayalım. İlan edilen konum benim toplu yapılarda yönetim planı, karar ve yönetim organları. Ama programa bir baktım hep toplu yapı. Yalnız şu var, ben bunu ikiye ayırıyorum. Kendi deyimim. Bir klasik kat mülkiyeti, bir de toplu yapı işte 2007'den itibaren. Toplu yapılarda bir hüküm var. Hüküm bulunmayan hallerde kat mülkiyeti kanununun diğer hükümleri doğrudan veya kıyasen uygulanır diyor. Yani benim klasik diyebildiğim o hükümlere atıf var. Şundan dolayı toplu yapı hükümleri yetersiz aslında ve anlaşılmaz, bana göre aceleye getirilmiş hükümler. Onların içinden çıkmaya çalışıyoruz. biz bilim insanları olarak ve de yargıda bununla uğraşıyoruz. Şimdi evvela şunu söyleyeyim, sabah yetişemedim, gelmek istiyordum. Toplu yapı nedir, ne değildir? Herhalde burada söylenmiştir. Bir parsel üzerinde birden fazla yapı veya birden fazla parsel üzerinde birden fazla yapı olursa her ikisine de toplu yapı adı veriliyor. Eskiden işte kanun aslında bir parsel üzerinde bir tane apartmanı düşünerek düzenlenmiştir. Fakat zamanla işte bir parsel üzerinde birden fazla da apartman yapıldığı görülüyordu ve bu yaygınlaşmıştı. O zaman bir ek üçüncü madde getirildi kanuna ve bir parselde birden fazla bina olursa ne olur ne olmaz diye onu düzenledi. Fena da değildi o düzenleme. Ta ki 2007'nin 11. ayına kadar işte bu tarihte toplu yapılarla ilgili 9. bölüm getirildi ve ek 3. madde ilga edildi, kaldırıldı. Onun yerine aynı hükmü 9. bölüm getirdi. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Tabii o klasik hükümleri bilmeden toplu yapı hükümlerini anlamak zor. Aslında her konuşmamda söylerim. Burada da minnacık söyleyeyim. Aslında Kat Mülkiyeti Kanunu'nu okuyarak, ezberleyerek de Kat Mülkiyeti hukukunu bilmek mümkün değil. Çünkü medeni hukukun tamamını kucaklayabilmek lazım. Borçlar hukuku var içinde, eşya hukuku var, aile hukuku var, miras hukuku var, hepsi var. Dolayısıyla bir de Kat Mülkiyeti hükümleri ezber bozan hükümlerdir. Tabuları yıkan, ezberleri bozan hükümlerdir gerçekten. Sıra dışı hükümlerdir. Onları kavrayabilmek için bütün medeni hukuku, belki de özel hukuku kucaklamak lazım. Hatta Kat Muhayitleri Kurulu toplantılarında kavgalar çıkıyor. Ceza hukukunun konusunu bile oluşturabiliyor bu kat mülkiyeti ilişkisi. Çok enteresan. Şimdi toplu yapılarda nasıl kurulur, nasıl edilir oralara girmeyeceğim. Zaten tapu uzmanı arkadaşlar da onları söylemişlerdir. Bir yönetim planı var. Benim işte buradaki konuma gelen onu bir anlatayım. Yönetim planı toplu yapılarda bir tek olmalı diyor kanun. Bir tane yönetim planına tabi olacak. İster bir parsel üzerinde olsun, toplu yapı isterse birden fazla parsel üzerinde olsun. Bu tapuya nasıl işler, nasıl edilir? Tapucular onu anlatmıştır, onların konusudur. Ama bu yönetim planı nasıl yapılacak? Kanun şöyle diyor. Şimdi bir çatı kurmuş bir kere, bir çatı. O çatıyı anlatacağım. Ve yönetim planında başka türlü düzenlenmemişse diye bir takım atıflar var. Şöyle yönetim planında başka türlü düzenlenebilir. Ama bana kalırsa o çatı olduğu gibi kalmalı. Ayrıntılar, bazı şekli, detaylar yönetim planına bırakılmıştır. Şimdi yönetim planı ister klasik kat mülkiyetinde olsun, ister toplu yapılarda olsun, bir kere gerçekten çok önemli bir belge. Yani o kat mülkiyeti ilişkisinin gerçekten onsuz olmaz bir unsuru ve zaten kat ittifakı veya kat mülkiyeti kurulurken de toplu yapıda, topsuz yapıda ne olursa olsun mutlaka tapuya verilmesi lazım kurucu unsur. Şimdi yönetim planı neden ezber bozuyor? Bir kere yönetim planı hükümleri arkadaşlar cüz'i halefleri bağlar. Toplu yapılarda da böyledir. Yani cüz'i halef işte malum sonraki hak sahipleri, sonraki malikleri bağlar. Bunun için tapuya şerh edilmesi falan da gerekmez. Yani yönetim planı bağlar diye bir şerhe de gerek yoktur. Bir sözleşme hükmündedir yönetim planı diyor kanun. Bütün kat malikler arasında. Sözleşmelerin nisbili ilkesi var. Malum. Nisbili ilkesi gereğince aslında sonraki malikleri bağlamaması lazım. Ama burada kanundan doğan bir eşyaya bağlı borç oluşturmuş kanun. kanundan doğan bir real obligasyon var burada. Şimdi bu bakımdan önemli. Toplu yapılarda da bu bakımdan hiçbir ayrı bir özellik yok. İkincisi, biraz sonra konuşacağımız o karar organı, yani Kat Mülkiyeti Kurulu, yönetim plan hükümlerine aykırı karar veremez. Verirse ne olur? Geçersiz olur. Emredici bir kural, yönetim planı. Tabii yönetim planından önce de emredici kanun hükümleri gelir. Ondan sonra hemen yönetim planı gelir. Bir bilinmeyen burada söylemek istiyorum ya da çok az bilinen arkadaşlar. O da şu, şimdi sanılıyor ki uygulamada yönetim planı bu kadar önemli. Ben de söylüyorum önemli olduğunu ama yönetim planı her derde deva zannediliyor. Hukuki dertlerin hepsinin ilacı sanılıyor. Böyle değil. Mesela siz yönetim planında yönetim kavramının dışında kalan bir hususu düzenleme konusu yapmışsanız, o hüküm yönetim planı hükmü niteliğinde olmaz. Bir başka deyişle sonraki malikleri bağlamaz. Belki genel sözleşme hukuku esasları uyarınca ancak onu imzalayanlar onunla bağlıdır dememiz gerekir. Çünkü yönetim kavramının dışındadır. Yönetim planının doğal içeriğinden değildir o. Mülkiyet hakkıyla mesela. Ya da işte bir başka yönetimle ilgili olmayan, işte bizim binamız da saat 12'den sonra içeriden sürgülenir apartman kapısı diye yönetim planında hüküm olsa geçersizdir. Çünkü kişilik haklarına dokunur. Yani şunu anlatmak istiyorum ki yönetim planı her derde deva değildir. Emredici kurallara aykırı zaten olamaz hiçbir işlem de. Emredici kuralların dışında da yönetim kavramının dışında olan bir hususta, mesela şu çok görülüyor, bu toplu yapılarla da ilgilidir bu anlattığım. Yönetim planında kalkıyorlar, özgüleme yapıyorlar. Yani mesela ortak yerin falanca kısmı falan daireye tahsis edilmiştir gibi. Buna çok rastlıyoruz. Hayır, bunu yapamazsınız. Çünkü neden? Başta söyledim. Özel hukukun tamamını kucaklamadan buna cevap vermek mümkün değil. Çünkü şöyle, ortak yerler, ortak mülkiyet hükümlerine tabidir. Her kat maliki, ortak yerler üzerinde kendi hissesi oranında müşterek mülkiyet hükümlerine göre maliktir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani siz yönetim planıyla bunu yaptınız. Hadi o yönetim planını imzalayanlar için bu bağlayıcı olur. Fakat sonraki malikler asla bağlamaz. O yönetim planında imzası olmayanları asla bağlamaz. Hatta şu da deniyor, efendim bu adam daireyi aldı, işte yönetim planını görerek aldı. Tapuda yönetim planı, beyanlar hanesinde yazılı, onun tarihi, değişiklik varsa o vesaire. Yönetim planına baksaydı, kimse tapuda yazılı bir hususu bilmediğini iddia edemez kuralı gelince, yönetim planı onu bağlar falan deniyor. Hayır, böyle olursa hiç kimse kanuni hakkını kullanamaz. Yani şu düşünceyle almış olabilir, bu yönetim planının bu hükmü görse bile, baksa bile bu hükmü kanuna aykırıdır, ben bu hükmün iptalini sağlarım düşüncesiyle almışsa, nasıl olur da bu insanı bu yönetim planıyla bağlı kılarsınız? O zaman yasal haklarını kullanamaz hale gelir. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani yönetim planı, tekrar söylüyorum, her derde deva değil, ortak yerlerin bir kısmı yönetim planıyla özgülenemez, tahsis edilemez. Sadece söylediğim gibi yönetim planını imzalayanlar için bu bağlayıcı olur. Onun dışındakiler bu bağlayıcılığın kapsam içine girmez. Yönetim planı değiştirilebilir mi? Evet, değiştirilebilir. Klasik kat mülkiyet hükümleri arasında yönetim planının eskiden oy birliğiyle değiştirilmesi gerekiyordu. Sonra 5'te 4 çoğunlukla, ama bütün kat maliklerin 5'te 4 çoğunluğuyla değiştirilmesi gerekir. Toplu yapılarda nasıl? Toplu yapılarda da aynı sistem aşağı yukarı korunmuş. Şöyle diyor, tabii karar organını görürken daha iyi anlayacağız. İşte toplu yapı kat malikleri kurulu ise gene onların 5'te 4'ü. Yok, toplu yapı temsilciler kurulu ise temsilcilerin temsil ettikleri bağımsız bölüm itibariyle 5'te 4'tür. Yani kafa sayısına göre değil, işte parmak kaldırmaya göre değil, temsil ettikleri bir kişi işte 5 tane bağımsız bölümün temsilcisidir, öbürü 15 tane. İşte onların temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısına göre 5'te 4 hesaplanacaktır. Yönetim planı değişikliğinde. Eğer yönetim planını işte daha önce kat mülkiyeti toplu yapı olarak kullanılmıştır. Aslında yasal değildir. Çünkü 2007'den önce, yani bu 9. bölüm getirilmezden evvel toplu yapı diye bir şey yoktu. Ama birden fazla parseli içeren siteler gene vardı. Onlar aslında yasal zemine basmıyorlardı. İşte onlar için bir düzenleme getirmiş geçici maddeyle kanun. Onlar da yönetim planını yeni kanuna uyarlayabilirler. Ve onlar için de bir imkan getirmiş. Şimdi yönetim planı ile ilgili açıklamaları çok uzatmak istemiyorum. Çünkü anlatacağım daha önemli kısımlar var. Belki de bir 15 dakika gitti bile. Gene yönetim planına gerekirse döneriz. Gelelim karar organı arkadaşlar. Ben burada tatbikata yönelik anlatmaya çalışıyorum. Teorik bilgilere sizi boğmamak istiyorum. Uygulaması olan noktaları ve ihtilaflı olan, çok ihtilaf doğuran meselelere değinmek istiyorum. Şimdi karar organı nedir? Karar aslında kat mülkiyet ilişkisinde karar organı denince akla Kat Mülkiyeti Kurulu gelir ama aslında yakından baktığınız zaman, yani mercek ile baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Kat Mülkiyeti Kurulu hem karar organıdır hem de aslında yürütme organıdır, yönetim organıdır. Bu anlamda kanunun düzen tarzı tıpkı bizde işte 1921 Anayasası'nda meclis hükümeti sistemi vardı. Hem yürütme organı hem karar organı meclis. Yargı ayrıydı. İşte ona benzetmiş kanun koyucu. Açıkça söylüyor. Diyor ki toplu yapılarla ilgili hükümler arasında bu yok ama işte atıf gereğince bunlara gitmek zorundayız. Diyor ki Kat Mülkiyeti Kurulu tarafından yönetilir bir kere. O halde yönetim organıdır. Nitekim klasik kat mülkiyetinde 8 veya daha fazla bağımsız bölüm yoksa eğer o gayrimenkulde yönetici tayini zorunluluğu da yoktur. O halde kim yönetecek? İşte gene aslına rücu ediyor kanun. Kat Mülkiyeti Kurulu yönetecek. Şu halde Kat Mülkiyeti Kurulu hem karar organı hem yönetim organıdır. Tabii ki Kat Mülkiyeti Kurulu sık sık toplanamayacağı için ağır işleyen, zor toplanabilen bir mekanizma olduğu için bir yönetici veya bir yönetim kurulu ihdas etmiş kanun koyucu. Yani meclis var, hükümet olmazsa meclis mi her şey yönetsin? Zordur. Ona benziyor. Dolayısıyla yönetici ve yönetim kurulu aslında Kat Mülkiyeti Kurulu adına yönetir. Çünkü esas yönetici odur. Şimdi böyle bakmak lazım olaya. Klasik kat mülkiyetinde Kat Mülkiyeti Kurulu veya buna genel kurul da deniyor, denebilir. Bütün kat maliklerinden oluşur. Kat maliklerinin bağımsız bölümlerinin kıymeti önemli değil, konumu önemli değil. Her kat maliki o şeyin doğal bir üyesidir. Benim teorik görüşlerim var ama burada onları anlatmayacağım. Kanunu anlatmaya çalışıyorum. Toplu yapılarda ise gene böyle ama biraz değiştirerek böyle yapmış kanun koyucu. Şimdi şöyle, eğer bir parsel üzerinde birden fazla bina varsa, işte bu binaların kat maliklerinden oluşur. Diyelim ki A blokta 50 tane daire var, B blokta da 30 tane, yaptı 80. O halde 80 kişiden oluşur kat malikleri kurulu. Fakat kanun koyucu bu toplu yapılarla ilgili hükümleri niye getirdi? Yani disipline etmek için getirdi. Bir kere hemen biraz sonra söyleyeceğim bir temsilciler, delegeler kurulu icat etti. Şunun için tıpkı temsili demokrasi gibi. Yoksa yani eski küçük yerleşim birimlerinde olduğu gibi demokrasiler artık mümkün değil. Çünkü nüfus fazla. İşte bu büyük oluşumlarda 500 tane, 1000 tane falan insan bir arada olabiliyor. Bir belki de ilçe kadar siteler var. Bunlarda kanun koyucu hepsinde müteşekkil bir kat malikleri kurulu olamayacağını düşünmüştür. Yani onlara ne lokasyon müsait olur, ne her birine onların tebligat göndermek servet olur falan. Şimdi bunlar olmaz diye temsil esası getirmiştir. O halde tekrar ediyorum, tek bir parsel üzerinde aslında iki tane düzen olabilir. Bir, hepsinden oluşan bir kat malikleri kurulu. Buna kanun söylüyor. Kanunen engel de yok zaten, söylemese bile. İkincisi, eğer kişi sayısı çoksa kanun koyucu şunu düşünmüş: bir temsilciler kurulu olur. Ama şöyle bir düzen getirmiş. Bir parselden gidelim şimdi. İki tane blok var. Bunların kendi içinde yönetimleri ve kat malikleri kurulu var. Kanun kurduğu çatıya göre. Şu halde iki tane kat malikleri kurulu bu şekilde var. Onlar yöneticilerini seçerler, o bloklar. Kendi yönetimleri vardır. Şimdi onlara geleceğiz, nasıl seçilir. Ve işte her blok kendi yöneticisini seçer ya, o yönetici de, o yöneticilerden de bir merkezi kurul oluşur. Buna kanun toplu yapı temsilciler kurulu diyor. Bu aslında bir kat malikleri kurulu ama kat maliklerinin tamamından oluşmuyor. Neden oluşuyor? Onların seçtikleri yöneticilerden oluşuyor. Şimdi kanun burada tabii aksıyor. Kanun şunu söylüyor. Mahmut Bey bir söyleyin dedi ama burada bir söyleyemiyoruz. Çünkü bir bütünlük içinde. Ama daha sonra kısmet olursa ayrı bir çalışma yapabilirsek bu kanunun değişmesi bakımından biz de üzerine düşeni yaparız. Şimdi neden aksıyor? A ve B bloklar kendi yöneticilerini seçerler. Kendi kurulları oluşur, bütün kat maliklerinden, o bloktaki kat maliklerinden oluşur ve kendi yönetimlerini seçerler. İşte o yöneticiler diyor, merkezi kurulda temsilcidir. A bloktan 3 tane, B bloktan 5 tane gelir, 8 kişi toplu yapı temsilciler kurulu olur. İyi de aslında A blokun veya B blokun ya da her ikisinin yöneticisi ayrı, temsilcisi yani merkeze gidecek temsilci ayrı olabilmeli. Kanuna baktığınız zaman bunun illa yönetici olması gerektiğini görüyorsunuz. Yani o blokların yöneticisi merkezde de o blokları temsil ediyor ve öylece temsilciler kurulu oluşuyor. Bu şartmış gibi yazılmıştı. Bunun hemen değişmesi lazım. Ben bundan 30 sene evvel şimdi oturduğum sitede bana yaptırdığı yönetim planını illa hocam sen yapacaksın. O zaman ne toplu yapı vardı, ne bir şey vardı. Ben bugünkü sistemi o zaman kurmuştum ve şunu yapmıştım. Hala onun doğru olduğunu inanıyorum. İster yöneticiye aynı zamanda temsil görevi verebilir kat malikleri, o blokun malikleri. İster temsilciyi ayrıca seçer. Çünkü bir blokun, mesela 30 daireli bir blokun yönetilmesi için gerekli donanım ile yani 100 kişinin oturduğu bir sitenin yönetilmesi için gerekli donanım aynı olmayabilir. Yani o binayı yönetebilir, ona yeterlidir donanımı, bilgisi, becerisi ama siteyi yönetme için yeterli gelmeyebilir. Şu halde Ahmet yönetici olabilir, Mehmet temsilci olabilmelidir. Bunu ben söylüyorum, patenti bana ait. Dolayısıyla bunun mutlaka değişmesi lazım. Şimdi neyse, kanun yöneticiyi şey yapıyor, böyle yapıyor. Şimdi o halde Bir de başka bir ihtimal var. Onu kucaklamış, kanun doğru yapmış. Şimdi bir parsel üzerinde, hep oradan gidiyoruz ya, bir parsel üzerinde bir blok var veya birden fazla blok var. Bir de tek katlı evler var. Yani Allah'ın emri değil ya, illa 2 tane blok, 3 tane blok olması. Tek katlı evler de var. Yani blok niteliğinde olmayan yapılar da var. O zaman kanun diyor ki, bloklar kendi yöneticisini temsilci olarak gönderir. O blok niteliğinde olmayan yapılarda, şimdi bu sefer dikkat buyurun, kendi temsilcilerini seçerler, gönderirler. Allah'ın kulu. Burada yönetici diyorsun, orada temsilci diyorsun. Şunu benim dediğim gibi yapsan, ister yönetici, ister temsilci, ister ikisini ayrı ayrı kişiler yapabilirler. Neyse, bu şekilde merkeze gelirler. Ve merkezde delegeler kurulu veya kanun deyimiyle toplu yapı temsilciler kurulu oluşur. Şu halde, tek parsel üzerinde birden fazla bina varsa, demek ki 2 türlü kat malikleri kurulu, yani o karar organı ve yönetim organı dediğimiz kurul 2 türlü oluşabilir. Bir, bütün o binaların kat maliklerinden oluşur. Bir yer, lokasyon, bir şey bulabilirlerse gelir, toplanırlar. Orada hiçbir engel yoktur. Zaten kanun da ona engel tanımıyor, hatta söylüyor. Bir, bu şekilde kat malikleri kurulu oluşur. 2, temsilcilerin gelmesiyle temsilciler kurulu şeklinde oluşur. Her ikisinin de yetkisi aynıdır. Yalnız yönetici seçiminde bir fark olabilir. Onu sonra konuşuruz. Gene başka şubemiz yok diye öğrencilere derslerde anlatırım. Şimdi blok diyor kanun. Blok, blok, blok. Bakın toplu yapılarla ilgili hükümlere blok. Blok nedir? Blok nedir? Kanun tanımlamamış. Blok da ne demek blok yani? Şimdi bana göre bloktan en az 3 tane bağımsız bölümü içeren yapının anlaşılması lazım. En az 3 tane bağımsız bölümün olması lazım ki bir yapıda blok diyelim ona. Neden? Çünkü kanun blokların kat malikler kurulundan bahsediyor. Blokların kendi yöneticilerini seçip merkeze göndermelerinden bahsediyor. Blokların bütün ihtiyaçlarını, bütün yönetim ihtiyaçlarını kendileri dizayn edeceklerini söylüyor. Bir otonom vermiş onlara. Şimdi böyleyse o zaman blokun 3 tane kat malikini içermesi lazım ki bir şeyin blok olsun. Niye? Çünkü 2 tane kat malik olsa karar alamazlar. Karar almak için mutlaka oy çokluğu ile bir sonuca varılabilmesi lazım. Bu imkanın mevcut olması lazım. Bu imkan da en az 3 kişiyle olur da ondan. Dolayısıyla demek ki bloku böyle tanımlamak lazım. En az 3 tane bağımsız bölüm olan yapı diye tanımlamak lazım. Gelelim birden fazla parsel üzerinde birden fazla binanın olması şeklinde toplu yapıya. Birden fazla parsel üzerinde gene aynı şekilde kanun çatıyı şöyle kurmuş. Buna ada diyor. Bir adada birden fazla parsel var. Bir adadaki o birden fazla parselin bir oluşum, bir proje, bir işte sita halinde idare edilmesini ele almış. Onda kanun koyucu gene aynı paralel ada kat malikleri kurulundan bahsediyor. Diğerinde neydi? Toplu yapı kat malikleri kurulu. Bunda ada kat malikleri kurulu diyor. İsterseniz hepsi bir yerde eski Yunan siteleri gibi doğrudan demokrasi usulüyle toplanıp kararlar alabilirsiniz demeye getiriyor kanun. Yok bu olmazsa tatbikatta bu çok zordur. O zaman gene toplu yapı temsilciler kurulunun nasıl oluşacağını söylüyor. Ama ona toplu yapı temsilciler kurulu demiyordu arkadaşlar. Ada temsilciler kurulu diyor. Şimdi bu ada temsilciler kurulu nasıl oluşuyor? İşte A, B, C parselleri var. Her parselde çeşitli bloklar var ve bloklar yanında işte blok niteliğinde olmayan yerler var. Aynı sistemi kurmuş. Kendi yöneticilerini onlar seçer, merkeze gönderirler temsilci olarak. Tabii ki blok niteliğinde olmayan binalarda kendi temsilcilerini seçip merkeze gönderirler. ve Ada Temsilciler Kurulu oluşur. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ile Ada Temsilciler Kurulu ya da Ada Kat Malikleri Kurulu, bunlar aynı şeylerdir. İsimleri değişiktir. Genişlikleri, darlıkları değişiktir ama hükümleri, yetkileri, bütün konumları, hukuki konumları, durumları aynıdır. Peki bu temsilciler nasıl seçilir? Yani ya da yöneticiler nasıl seçilir? Yani biz bu karar organını oluşturacağız ya, zaten eğer temsilci seçme ve temsilciler kurulu oluşturma yoluna gitmezsek bu bilgilere ihtiyaç yok. Ama dediğim gibi doğudaki belki bir il kadar, o kadar kalabalık artık siteler oluşuyor ve bir şehir gibi. Şimdi bunlar için mutlaka temsilciler kurulu esasının uygulanması bir ihtiyaçtır. Onun için oradan gidelim. Şimdi bu temsilciler veya yöneticiler nasıl seçilir? Temsilciler nasıl seçileceğine dair hiçbir hüküm yok kanunda. Yani o bakımdan gerçi şey için var, bu siz söyleyin, blok niteliğinde olmayan yapılar için var, söylemiş temsilciler nasıl seçileceğini, ama benim dediğim sistemde, yani bir blokta ister yönetici ve temsilci aynı kişi olur, ister yönetici Ahmet, temsilci Mehmet olur. İkincisi için bir hüküm koymamış, onu söylemek istiyorum. Şimdi yönetici nasıl seçilir? Oradan gidelim, kanuna uygun olsun. Sayı ve arsa payı bakımından kat maliklerinin çoğunluğuyla seçilir. Yani bir blok kendi yöneticisini seçerken sayı ve arsa payı çoğunluğu, nitelikli çift çoğunluk aranacaktır. Bu klasik kat mülkiyet hükümlerinde de böyledir. Yani toplu yapı olmazsa da bir apartmanda bile sayı ve pay çokluğuyla seçilir yönetici. Şimdi bir şeyi gene hiç kimsenin değinmediği veya benim yanıldığım, az kimsenin değindiği, ben yanılmış olabilirim değinmedi diyerek bir husus var. O da şu. Şimdi bakın, toplu yapılarla ilgili hükümler arasında bir düzenleme yok. Sadece atıf var. Şimdi atıf gelince klasik kat mülkiyetine geçelim. Yönetici nasıl seçilirdi? Sayı ve pay çokluğuyla. Ve toplantıya çağrı yönetici tarafından yapılır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılır diyor kanun. Birinci toplantıda toplantı yeter sayısı şudur. Bütün kat maliklerinin geniş sayı ve pay çokluğudur. Toplantı yeter sayısı. Şu halde birinci toplantı için toplanabilip karar alabilmemiz için mutlaka bütünün altını çizmek lazım. Bütün. Sadece oraya gelenlerin değil. Bütün kat maliklerinin sayı ve pay çokluğu. Ha, bu oluşmadı. Kanuna göre işte en erken 7 gün, en geç 15 gün içinde ikinci toplantı yapılması lazım. Klasik kat mülkiyet esaslarına göre, ama bunu alıp biz kendi bölgemize de taşıyacağız. Yani toplu yapıya da taşımak zorundayız. Çünkü özel düzenleme yok bu konuda. Şimdi o halde toplantı yeter sayısı sağlanmaması ikinci toplantı yapıyoruz. Çoğunluk aranmaksızın diyor kanun. Kararlar alınır. Fakat arkadaşlar, eğer mesela yönetici seçecekseniz özel karar nisabı, yeni deyimle özel karar yeter sayısı arandığı için birinci, ikinci, beşinci, 10. toplantıda da mutlaka o karar yeter sayısına erişmeniz lazım. O itibarla kanunun ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmadan karar verilir hükmünü böyle anlamak lazım. Bunu nerede anlıyoruz? Zaten kanun söylüyor. Yani ikinci toplantıda yeter sayı aranmadan, çoğunluk aranmadan toplantı yapılır diyor, ama hemen son fıkrasında, bunun bir sonraki fıkrasında kanun diyor ki bu kanunda yeter sayı için konan özel hükümler saklıdır diyor. Şimdi bizim hukukçularımızın da bir kısmı dahil olmak üzere bu hükmü ya bilmiyorlar, ya görmüyorlar, ya yanlış yorumluyorlar, ya görmezlikten geliyorlar. Ben her toplantıda aşağı yukarı bir Bektaşi fıkrası anlatırım. Burada da söyleyeyim size. Yani duyanlar vardır, onlara kabak tadı verebilir. Şimdi Bektaşi namaz kılmıyor. Hoca efendi gelmiş, niye namaz kılmıyorsun sen demiş. Allah böyle buyuruyor diyor, kılmayın diyor demiş. Ya nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor Kur'an'da? Namaza yaklaşmayın diyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Namaza yaklaşmayın. Ama hemen arkasında sarhoş olduğunuz halde vesaire diyor. Şimdi Arapçada fiil önde geldiği için yaklaşmayın cümlenin başında. Bizde olsa sarhoşsanız yaklaşmayın deriz. Bizde sona gelir yüklem çünkü. Ama şeyde Arapçada başta. Şimdi bak demiş, Allah buyuruyor, sarhoş olduğunuz halde yaklaşmayın diyor. Bektaşi benim o kadar okumam yok demiş. Şimdi bizim insanımızın da, yöneticilerimizin de, bazı hukukçularımızın da o kadar okuması yok galiba. Onu görmek lazım. Şimdi bu hükmü alıp şeye getirebiliriz, toplu yapılara. Çünkü toplu yapılarda özel düzenleme yok. O halde toplu yapı Kat Mülkiyeti Kurulu, Ada Kat Mülkiyeti Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu veya Ada Temsilciler Kurulu, ne olursa olsun bunun adı, mutlaka bu esaslar uygulanması lazım. Şimdi kanun işte toplu yapılarda da o bina yöneticilerini say ve pay sulhuyla seçilmesi gerektiğini söylüyor. Peki benim dediğim gibi yapılırsa, canım Allah Allah, ona yönetim görevi verdim, başkasına da temsil görevi verdim. Temsilcilerin de arkadaşlar gene aynı say ve pay sulhuyla seçilmesi gerekir. Çünkü kanunun sağlıklı yorumu bu sonuca varmayı gerekli kılar. Şimdi o şekilde seçilir, gelir. Şimdi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ne yapacak? Toplu Yapı Temsilciler Kurulu veya işte Kat Mülkiyetleri, Toplu Yapı Kat Mülkiyetleri Kurulu ne yapacak? Bütün o siteyi, o oluşumu, o projeyi yönetecek. Nasıl yönetecek? Kendisi aynı zamanda yönetim organı ama söyledim, bir yönetici veya bir yönetim kurulu seçecek. Onlar nasıl seçilir? Şimdi kanun şeyi söylemiyor. Toplu yapı temsilciler, toplu yapı kat mülkiyetleri kurulu veya ada kat mülkiyetleri kurulu meselesinde bunu es geçmiş. Bu konuya dokunmamış, değinmemiş. Dediğim gibi aceleye getirilmiş bir kanundur. Şey ise toplu yapı temsilciler kurulu veya ada temsilciler kurulu için ise meseleyi yakalamış. Orada şöyle söylüyor. Temsil ettikleri, yani yöneticilerin veya temsilcilerin temsil ettikleri bağımsız bölüm itibariyle salt çoğunlukla seçilir diyor. Yani şeyin tam aksine, yani o bloklarda sayı ve pay çoğunluğuyla seçiliyor. Klasik kat mülkiyetinde olduğu gibi. Oysa şeyi yönetecekse, bütün siteyi yönetecekse onun seçiminde temsilcilerin temsil ettikleri bağımsız bölüm itibariyle salt çoğunluğu, yarıdan bir fazlasıyla seçilir diyor. Orada klasik kat mülkiyetinden ayrılmış. Niye yapmış? Allah kabul etsin, bilmiyorum niye yaptığını. Orada öyle yapmış. Tabii şunu itiraf etmek lazım. Sayı çoğunluğu tamam da arsa payı çoğunluğunu hesap eden bir Allah'ın kulunu görmedim ben toplantılarda. Arsa payı hesabına girişilmiyor. Çünkü zor zaten. Zaten zor. Zaten insanları televizyonun başından kaldırıp da toplantıya getirmek çok zor. Bir de arsa payı hesabına girdiğin zaman herkes kaçar gider. Şimdi yani kanun yaparken realist olmak lazım. Yani kahve yudumlayarak kanun yapılırsa olmaz. Mutlaka tatbikatı iyi bilmek lazım aynı zamanda. Şimdi ben mesela şunu öneriyorum, Mahmut Bey de burada. Bu arsa payı meselesini kaldırmak lazım. Yani sayı çokluğunun yeterli olması lazım. Veya bu azsa, yani yetersiz kabul ediliyorsa, daha kuvvetli bir çoğunluk aranıyorsa, gene sayı bakımından oranı artırabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Mesela 3-2 diyebiliriz vesaire. Oysa şey, bu arsa payı hem klasik kat mülkiyetinde hem toplu yapılarda doğru değildir bana göre. Şimdi Aziz Başkanımız çok da nazik bir şekilde, teşekkür ederim ona, mikrofonu tamam artık falan demeden bana, çünkü öyle de dendiğini görüyorum, bana yazıyla son 5 dakika dedi. Ona teşekkür ederim nezaketi için. Ya 40 dakika oldu mu ki? Ben sabaha kadar konuşabilirim. Şimdi bana şöyle bir 5-10 dakika daha verin eğer mümkünse. Tamam, tamam. Yani arkadaşımıza haksızlık olmasın ama o da kaysın biraz. Tamam, tamam. Vakit kaybetmedim abi. Zaten yemek yemişizdir. Şimdi arkadaşlar, çünkü bitiremeyeceğim yoksa. Yine bitmeyecek de önemli şeyler söylemek istiyorum. Şimdi karar organının nasıl teşekkül ettiğini aşağı yukarı gördük. Çok da hepsini anlatamadım. Onu size söyleyeyim. Çünkü çok ayrıntıya girmek lazım. Şeye gelince, yönetim organına gelince, bu yönetici veya gene toplu yapılarda bir eksiklik var. Kaç kişiden olacağını söylemiyor yöneticinin. Ama klasik kat mülkiyetinde kanun şunu söylüyor. Yönetici 1 veya 3 kişiden oluşur diyor. Yönetim kurulu olarak, yani 1 kişi veya 3 kişilik yönetim kurulu. Onu biz toplu yapılara da pekala taşıyabiliriz. Hatta bana göre klasik kat mülkiyeti için de bunu söyleyebilirim. Gene patente bana ait. Bana göre bu asgari sayıdır 3. 5 olabilir, 7 olabilir ama tek sayı olmak kaydıyla. Çünkü tek olmazsa kavga çıkabilir, savaş çıkabilir, anlaşamazlar. Çoğunluk karar alınamaz o bakımdan. Şimdi peki yöneticide aranacak şartlar vesaire, kanun hiç bunları yazmamış. Yani aslında bu da eksiklik değil midir? Bakın, yani ne bileyim, bir ilçede nüfus memuru, tapu memuru olmak için veya başka bir devlet memuru olmak için 100 kızartıcı suç işlememek lazım, şu olmalı, bu olmalı falan falan falan, bir takım değil mi? Şartlar aranır. Yani söyledim demin, belki de doğudaki bir ilçe kadar, belki de daha büyük oluşumlar artık bugün var. Ve kat mülkiyeti kanununa göre yönetiliyor. Bu yöneticide hiçbir şey aramayacak mıyız biz? Şu anda aranmıyor. Burada da kanunda ben eksiklik görüyorum. En azından belli sayıda kat maliki barındıran oluşumlarda böyle bir şart getirilmesi lazım. Belki de işte Hatice teyzelerin oturduğu bilmem 6 dairelik bir apartmanda aranmayabilir bu tabii ama. Ama öbürlerinde aranması lazım. Bunun da kanun koyucu buna dikkat etmemiş. Bir de bana göre mesela kooperatifler kanununda var. Kooperatif yöneticileri devlet memuru gibi suç işler diyor. Çünkü devlet memurunun işlediği suçu devlet memuru olmayan işlemeyebilir. Mesela görevin kötüye kullanmasını ancak kamu görevlisi işleyebilir böyle bir suçu. Anlatabiliyor muyum? Zimmet suçu da böyledir. Rüşvet alma suçu da böyledir. Şimdi dolayısıyla yani bilmem 50 kişiden 30 kişiden ibaret bir kooperatif var. Orada bu varken 1000 kişiyi barındırabilen, 2000 kişiyi barındırabilen bir sitedeki yöneticiler için neden böyle bir şey ihdas edilmesin? Bu da hatadır. Gene burada barındırdığı kişi sayısına, malik sayısına göre bir ayrım yaparak düzenleme getirilmesi lazım mutlaka. Şu anda vekalet sözleşmesini ihlalden başka bir yaptırımı yok. Bir de güveni kötüye kullanma suçunu işleyebilir. Emniyeti suistimali o kadar. Emniyeti suistimal değil, gerekirse diğer suçları işleyebilmesi lazım. Ona da işaret etmek istiyorum. Bir de tatbikatta şu önemli, belki benden önce konuşan arkadaşlar temas etti bilemiyorum. Şimdi bakın, toplu yapılarda bu çok oluyor tabii. Bir yönetim kurulu oluşuyor. Bu yöneticiler profesyonel bir şirketle anlaşıyorlar. Yönetim hizmet sözleşmesi yapıyorlar. Ve hepsini bırakıyorlar bu şirketin üzerine. Ve adeta, hatta adetasız, yani o şirket yönetiyor. Neden adetasız diyorum? Kendisini yönetici kaşesi altında kendisini yönetici olarak gösteriyor ve yönetici sıfatıyla imza atıyor. Bütün işlemleri, icra takipleri vesaire hepsi yönetici sıfatıyla yapılıyor. Halbuki bunların tamamı geçersizdir. Yönetici sıfatı orada kullanılamaz. O şirket sadece hizmet sözleşmesiyle çalışan bir elemandır sonuçta. Yönetici değildir. Yönetici o 3 kişi ya da o 1 kişi neyse. Uygulamada bu çok yaygın. Bu hata çok yaygın. Ha, siz tüzel kişiyi yönetici olarak atayabilirsiniz. Hem toplu yapılarda hem topsuz yapılarda neyse. Ama tüzel kişi tabii ki olabilir. Ama onu yönetici atarsanız, Kat Mülkiyeti Kurulu ona o şekilde o sıfatı verirse, yoksa olmaz. Bir kere ona dikkat etmek lazım. O şirketlerin asla yönetici olarak yaptıkları işler muteberdi. Efendim vekaleten olmaz mı? Hayır, olmaz. Vekaleten de öyle olmaz. Çünkü yani kuyruğun kuyruğu olur. Zaten yöneticiyle Kat Mülkiyeti arasında vekalet ilişkisi var. Şimdi vekalet ilişkisinde Borçlar Kanunu'na bakalım. Vekalet sözleşmesinde vekil başkasını tevkil edebilir mi? Eğer sözleşmede bu yetki verilmişse evet. Ama siz yönetici seçerken böyle bir yetki mi veriyorsunuz? Sen yönet diyorsun, sen. O halde o şirket de geçerli bir vekalet sözleşmesine dayanarak da bunu yapamaz. Olayların büyük çoğunluğunda. O itibarla bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bir de denetim var. Denetim organı. Onu da aynı şekilde sayı ve pay şokluyla seçeceğini söylüyor kanun, hem binaların, ama şeyi söylemiyor hatırlayabildiğim kadarıyla, yani toplu yapı temsilciler kurulunun denetçi şeyini, ama yönetici bakımından işte temsil ettikleri bağımsız bölüm itibariyle salt çoğunluk diyor. Denetim bakımından da öyle diyeceğini düşünüyorum. Onun için de öyle demek lazım. Bir şey daha söyleyip nokta koyacağım. Yöneticiler ister toplu yapıda olsun, diğer yapılarda, diğer isterse klasik kat mülkiyetinde olsun, yöneticilerin görevleri, yetkileri 35. maddede birer gösterilmiştir. Bu 35. madde sadece kat mülkiyeti, klasik kat mülkiyetine değil, aynı zamanda toplu yapılara da kumanda eder. Ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun birçok hükmü gibi. Dolayısıyla asla 35. maddenin sınırları dışına çıkan veya o anlama gelen işlerin dışına çıkan asla bir yetkiyi kullanamaz. Ama uygulamada görüyoruz ki yöneticiler, ben buranın tek adamıyım, ben buranın kralıyım ya da tek kuruluyum diye her şeyi yapabiliyorlar aslında yapamadıkları halde. Yöneticiler Kat Mülkiyeti Kurulu'nun veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'nun vesairenin yönetimi, denetimi altındadır. Onun kararlarına uymak zorundadırlar. Sabrınız için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Arpacı. Vakte uydunuz. Sağ olun, var olun. Bu güzel anlatımınızdan son derece istifade ettik. Ben sözü öz kardeşime vermeden önce bir soru sormak istiyorum. Dediniz ki yönetim planında ancak yönetimle ilgili hususlar yer alır, diğerlerini geçerli yoktur dediniz. Bir soru size. Yönetim planında bağımsız bölümlerde kedi köpek beslenmez dese bu geçerli midir, değil midir? İkincisi, bağımsız bölümlerin dış cepheleri beyazdan başka renge boyanmaz dese bunlar geçerli midir, değil midir? Nasıl yorumlarsınız? Şimdi bir cümleyle. Güzel sorular. Şimdi kedi, köpek vesaire hayvan besleme ile ilgili yönetim planındaki hükümler, şöyle bakmak lazım olaya. Yani hem geçerli hem geçersiz söyleyeceğim. Bir kere Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesi kat malikleri birbirlerini rahatsız etmemek hüküm altında. O zaten bunlar. Genel hükümler. Şimdi mesela köpeğin de, yani köpek var, köpekçik var. Mesela bir Sivas Kangal vesaire beslenemez diyorsa bu geçerlidir. Çünkü diğerleri rahatsız eder. Edebilir. 18. maddeye uygundur. Ama kedi besleyemezsiniz, işte canlı hayvan hiç besleyemezsiniz gibi hükümler geçersizdir bana göre. Ama Yargıtay maalesef bu hükümlerin tamamını geçerli kabul ediyor. Yönetim planı var diye. Uygulamada budur. Şeye gelince başka neydi? Dış cepheden 5'ten mesela dış cepheler, Bodrum'da bir site, dış cepheler sadece beyaz boyanacaktır. Şöyle bakmak lazım ona da. Gene 18. madde kıstasını gözetmek lazım. Eğer bu beyaz, çünkü şöyle Can Bey, şimdi müteahhitler genelde kendileri kat mülkiyetini kurdukları için yönetim planında kendiler yapıyorlar. Kendi zevklerine göre. Mesela canım, şimdi neyse o şeyi anmak istemiyorum bu toplum içinde de. Pembe, bağıran böyle pembe, yani rahatsız eden bir pembe. Onun zevki oymuş, o müteahhidin yönetim planı onu yazmış. Şimdi 18. madde kıstasına, kriterine vurduğumuz zaman kat bayraklarını bu rahatsız eder. İşte bu geçersizdir. Yani kriter olması lazım. Abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Söz sizin Sayın Seçer. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Hocalarım, saygıdeğer konuklar. Ben bugün size kat ittifakından naçizane sürem yettiği kadar birkaç hususa değinmek istiyorum. İlk başta bu kat ittifakı dediğimiz kurumun hukuki niteliğine çok kısaca değinelim. Sizi de yormayayım, birkaç hususa değineceğiz. Aslında bunun inşaat sözleşmesi açısından da uygulamada yarattığı sıkıntıya da değinmek istiyorum. Şimdi aslında bir görüş diyor, bu eşyaya bağlı bir borç. Nereden kaynaklanıyor bu görüşün dayanağı? Bizim medeni kanunumuzda, Türk Medeni Kanunumuzda irtifak haklarının içeriğinin yapma borcu oluşturmayacağı hüküm altına alınmış. Baktığınız zaman görüyorsunuz kat irtifakı ne sağlıyor? Hak sahiplerine birbirlerine karşı, değil mi, inşaatı yapma borcu altına girmelerine yol açıyor. Şimdi buradan eşyaya bağlı bir borç olduğu görüşü çıkıyor. Tabii ki bunun kat mülkiyeti madde 3'te düzenlendiği şekliyle bir irtifak hakkı olduğu ileri sürülüyor. Türk Medeni Kanunu'ndan ayrıldığı şekilde. Diğer bir görüşte bunun kendine özgü bir sınırlı aynı hak olduğunu ileri sürüyor. Arpacı hocam tabii daha çok irtifak hakkı olduğu görüşünde, yanlış hatırlamıyorsam. Hakim görüş burada eşyaya bağlı borç olduğunu ileri sürüyor. Şimdi uygulamadaki sıkıntı ne? Şu, vatandaş yükleniciden payı devralıyor. Benim kat irtifaklı tapum var diyor. Şimdi projesinde de bağımsız bölüm gösterildi mi? Sıkıntı yok. İkinci kat 6 numaralı dairede ben oturacağım. Bunun sevinciyle, heyecanıyla dairesini satın aldığını zannediyor. Tabii ki zannediyor. Çünkü bizim maalesef arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde bu çok tekrar edildi. Tekrar edeceğiz ama biraz kanayan yara. 3. kişinin hukuki durumu biraz sıkıntılı. Şimdi finansman amacıyla bu yükleniciye devrediliyor. Kim tarafından? Arsa sahipleri tarafından bu paylar. Tabii hocalarım da zikretti. Yüklenici kendi başında projesi varsa zaten kat irtifakını da tesis etmiş oluyor. Tapuda devir işlemi yapıyor. Satış şeklinde gösteriliyor. Siz tapuda malik olarak yükleniciden bu payı devralıyorsunuz. Buraya dikkat edin lütfen. Çünkü başta devredilmişti. Devredilmediyse sıkıntı yok zaten, alacağın devri niteliğinde. İşler yolunda giderse hiç sıkıntı yok. İnşaat biter, yapı kullanma izni alınır. Paylar zaten 3. kişilerin uhdesinde. Kat mülkiyetine çevrilir, çevrilmez. Çoğunlukla çevrilmiyor. İnsanlar mutlu mesut yaşar. Sıkıntı nerede? Sıkıntı yüklenici temerrüde düştüğü anda başlıyor. Diyor ki Yargıtay, eğer diyor yüklenici temerrüde düşerse arsa sahibi Medeni Kanun 1025 uyarınca tapu kaydının düzeltilmesi davası açacak. Asli Hukuk Mahkemesi'nde kimleri taraf gösterecek? Yükleniciyi ve ondan pay devralmış 3. kişileri gösterecek. Diyor ki Yargıtay'ımız, ey diyor 3. kişi diyor, sen diyor bu payı yükleniciden devralırken ileride bir gün bu şahsın temerrüde düşmesi durumunda arsa sahibi sözleşmeden dönecek ya, fesih diye siz uygulamada biliyorsunuz, aslında o ekseriyet dönme, fesih ayrıca söyleyeceğim. Bu payların yolsuz olacağını, kendiliğinden hükümsüz olacağını bilmen gerekirdi. Kötü niyetlisin. İyi niyet, kötü niyet aranmaz ki. İyi niyeti arayacak bir şey yok. Siz devralırken zaten yolsuz tescili yok ki. Ama Yargıtay'ımız maalesef bunu müstakar içtihat olarak uzun süreden beri uygulaya geliyor. Hatta çok da iyi biliyorsunuzdur, bu bireysel başvuru konusu da oldu. 2017 Aralık ayında Anayasa Mahkemesi Yargıtay görüşünü benimsedi. Orada da sekmedi. Mülkiyet hakkı ihlal edilmedi dedi. Aslında olması gereken bizim savunduğumuz görüş nedir? Burada eğer üçüncü kişi aldıysa artık bu pay ondan geri alınamaz. Eğer hala yüklenicinin uhdesinde kalan pay varsa o sebepsiz zenginleşmeye dayalı geri alınabilir. Üçüncü kişiye devredilmiş paylar bakımından ancak yükleniciye gidersiniz ele almış olduğu bedel uyarınca. Dolayısıyla kat irtifaklı tapu sizi korumuyor. Şimdi yeni bir düzenleme olduğu için biraz konu dışı ama burada zikretmeye yarar görüyorum. Bu kentsel dönüşümde 6. madde var bizim meşhur. Onun 14. fıkrasında bir kendiliğinden fesih geldi. Şimdi sıkıntı ne? Bu olaylar biliyorsunuz, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, o da tartışılır. Bozucu yenilik doğuran hak tek taraflı olarak kullanılır ama arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri bakımından Yargıtay diyor ki mahkeme yoluyla sen dönebilirsin. Şimdi mahkeme yoluyla dönebilirsin de bu davalar yıllarca sürüyor. Ben bununla mı uğraşacağım? Tabii burada bir düzenleme getirildi. Bu ne İsa'ya ne Musa'ya yarayan bir düzenleme oldu. Şimdi diyor ki 14. madde, başlamış, devam etmemiş veya sözleşme akdedilmiş olmasına rağmen hiç başlanmamış arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olabilir, inşaat sözleşmesi olabilir. Dikkat, kentsel dönüşüm kapsamında yalnız. Kendi yaptığınız inşaat sözleşmeleri bakımından buna gidemezsiniz. Bakılıyor. Yüklenicinin kendi ekip ve işçileriyle bu işe devam edip etmediğinin tespiti yapılacak. Bunun nasıl yapılacağı muamma, o çok açık değil düzenlemede. Daha sonra getirilen yönetmelikte de maalesef açık değil. Delil tespiti isteyebilirsiniz, çeşitli belge evraklarla gidebilirsiniz. Tabii bu noktada şuna dikkat etmek lazım. Gecikme arsa sahibinden kaynaklanmayacak. Mesela biraz evvel söylediğim gibi pay devri yapmanız gerekirdi, yapmadınız. Ara ödemeler vardı, ara ödemeleri yapmadınız. Bir takım yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmedi. O yüzden gecikme var. Gidilmez. Diyor ki madde, 30 gün süre verilir. 30 gün içerisinde işe başlaması istenir ya da başlamış işe devam etmesi istenir. 30 günlük süre içerisinde bunları yerine getirmezse yüklenici, ihtara gerek olmaksızın sözleşme feshedilmiş sayılır diyor. Ha, burası güzel, heyecanlanıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte yükleniciyi ben, sözleşme zaten feshedildi, uygulama tabi aslında dönüldü. Ben yeni müteahhitle sözleşme yaparım. Ama maddenin sonunda bir düzenleme var. Diyor ki diğer hususlarda, kabaca söylüyorum, genel hükümler uygulanır. Dolayısıyla bu üçüncü kişiye devredilmiş paylar, işin tasfiyeleri bakımından bunların halledilmesi lazım. Bu sadece burada zikrediyorum, kurtarmayacak vatandaşları, yüklenici ekonomik değer taşıması koşuluyla yapının bedelini ne yapacak? Sizden isteyebilecek, kârı değil. Ha, üçüncü kişi açısından da maalesef şu anlattığım hususta bir değişiklik olmayacak. Yine Bu maddeyi bu yüzden zikrettim. Bu madde uygulamasına bakıp da üçüncü kişi açısından Yargıtay'ın uygulamasını değiştireceğini çok fazla düşünmemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu hususları belirttikten sonra ufak tefek kat irtifaka ilgili bilgilere değinirsek, bunları zaten biliyorsunuz, biraz zikredelim. Burada artık kat irtifakı arsa payına bağlanıyor. Arsa payından ayrı kat irtifakının devri söz konusu değil. 5. maddenin 2. fıkrasında bu husus belirtilmiş. Tabii bunu sabah Hasan Bey de söyledi. Ben zaten biraz tekrara düşeceğim. Tabii ki burada ne yapılıyor? 3. maddenin 2. fıkrasında kat irtifakının arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kuruluyor. Hasan Bey de zikretti. Aslında mantık nedir? Arsa payı kat irtifakının kurulduğu tarihte ki esas alınarak belirleniyor. Yani sonradan oradan işte imar geçti, işte oradaki göredeki değerler arttı. Biz buna bakmayız. Biz ne zamanki kat irtifakı kuruldu, o tarihteki arsa payı değerini esas alabiliriz. Tabii ki bu normal kentsel dönüşümde de özellikle var. Arsa payı düzeltme davası. Burada zamanında, o da zamanında, yani şunu sıklıkla görüyorsunuz. 160 metrekare dairem, 170 metrekare dairem var diyor. Bakıyorsunuz tapuda bu 100-110 metrekare düzenlenmiş. Vatandaş belki ümit ediyor kentsel dönüşümden ben de bir rant kaparım. Zaten rant kanunu olmuş. Ben de ucundan kıyısından bir fayda sağlarım umuduyla dava da açabiliyor. Arsa payı düzeltme davası. Ama şuna dikkat ediliyor. Kurulduğu tarihte tespit edilmesi gerekirken yanlış tespit edilme varsa ancak arsa payı düzeltilir. Bu sonradan efendim oranın değeri arttı. Arsanın dairelerin değeri yükseldi. Yeni yapılacak dairede de ben buna dikkat ederim. Olmuyor. Açılan dava reddediliyor. Tabii çok değerli tapu görevlileri daha iyi bilirler. Bu yapı kayıt belgesi de tabii ayrı bir sıkıntı yaratacak. Adam bir kat daha çıkıyor. Ondan sonra diyor ki kentsel dönüşüme girecek bina. Benim bir de çıkma katım var diyor. Hayır, o sadece devletin o imar kanununa aykırılığı, belli bir bedel karşılığı hoş görmesi. Arsa payları değişmiyor. Arsa payları diğer paydaşlar buna açıkça rıza göstermedikçe düzenlenemez. Aynı durumunu korur. Tabii ki bunu söylendi. Ben de sadece tekrar ediyorum. Yüklenici kendi başına projesinde gösterilmiş olmakla beraber tek taraflı olarak kat irtifakı tesis edebiliyor. Hocam biraz daha süren var mı? Şimdi burada önemli olan husus 7. madde Kat Mülkiyeti Kanunu'nun kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. Burada tabii bu tabir yanlış. Paylı mülkiyette ortaklık söz konusu değil. Ve enteresan husus aslında burada gördüğünüz zaman arsa üzerinde kat irtifakı tesis edildiği zaman paydaşlar birbirlerine karşı inşaatı yapma borcu altına giriyorlar. Ama uygulamada bilindiği üzere bunu yüklenici yerine getiriyor yapılan sözleşme uyarınca. 17. maddemiz bu hususu dile getiriyor. Şimdi 8. maddede ön alım hakkı kullanamayacağınız düzenleniyor. Eğer bir kat irtifakı tesis edilmiş paylı mülkiyet konusu pay varsa bunun ön alım hakkına konu olması mümkün değil. Bunu aksi kararlaştırılabilir. Bu tartışmalı olmakla birlikte bu şu anlama geliyor. Siz eğer devretmek istiyorsanız ve buna göre ön alım hakkı kullanacaksa bir sözleşmesel ön alım hakkı tesis edebilirsiniz. Kanundan doğan bir ön alım hakkınız yok. Ama sözleşme ile bir ön alım hakkı tesis etmenize engel bir durumda yok. Burada isterseniz bunu kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken resmi senet içerisinde gösterirsiniz. İsterseniz 237 sonda belirtildiği şekilde adi yazılı sözleşme yoluyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde tapuya da şerh verirseniz daha sonraki cüz'i haleflere karşı da bunun etkili olma şansı var. Şimdi geçilmesi zaten var. Özellikle bu yapı tamamlanıp yapı kullanma izni alınırsa kat mülkiyetine reysen çevrilme mümkün. Bu kat mülkiyeti ek madde 4'te düzenlenmiş bir husus. Aslında çok da bilmiyorum Hasan Bey, çok uygulaması yok herhalde. Pek yok. Karşılaşılmış ama çok değil. Kısaca zikredelim. 5 veya daha fazla kişi aslında bir inşa yapmak amacıyla arsa edinmiş oluyor. En az 5'te 4'ü de kat irtifakına geçelim diyor. Buna muhalif kalan kimseler varsa bu geçelim, kat irtifakına geçelim diyen paydaşlar belli şartlarla payı devralabiliyor. Neyi ispatlayacaklar? Bir, biz bu taşınmazı üzerinde bina yapmak amacıyla aldık. İlla bunun konut edinmek amacıyla bir bağımsız bölüm olmasına gerek yok. Ticari amaçla da olabilir. Yukarıda belirttiğimiz 5'te 4 çoğunluk kararına uyulması lazım. Ve buna göre noterlikçe bir tebligat yapılıp bu tebligatta 2 ay içerisinde uyulması gerektiği belirtilecek. Buna uyulmazsa müşterek maliklerin payları mahkemece tespit edilip bedel mahkeme meclisine depo edilerek pay devralınabilir. Şimdi burada şu husus var. Kat irtifakına geçiş kararıyla birlikte veya yükümlülükle katılma kararları kapsamında vaziyet planı oluşturulmasıyla birlikte bağımsız bölümlerin yerlerinin saptanması, mimari projeyle bağımsız bölüm 3 boyutun ortaya çıkması hususlarda belirlenmişse kararın paydaşlarının 5'te 4'ün oyuyla alınmış olmasının yeterli olacağı burada kabul edilemiyor. Şimdi 17. maddede kat irtifakı sahiplerinin borçları düzenlenmiş. Burada diyor ki sözleşmede yazılı süre içerisinde yapının inşaata başlanması ve kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahipler. Aslında burada özellikle belli bir bedel ödenmesi söz konusuysa bu bedel ödenmenin sağlanması için madde düzenlenmiş. Şimdi ortak arsa üzerinde kendisine düşen borçları vaktinde yerine getirmeleri ve yapı işini doğruluk kaideleri öğrenince kolaylaştırmaları 26. maddede de düzenlenmiş. Aslında şunu söylüyor. Biz bir inşaat işine başladıksak, bunu bitireceksek kat irtifakı sahipleri bunu kolaylaştırmak, bunun için her türlü gereken tedbiri almak, ödemeleri zamanında yapmak, başka yükümlülükler varsa bunlara uymakta zorunlular. 26. maddede eğer diyor kat irtifakı sahiplerinden biri borçlarını yerine getirmezse noter aracılığıyla ihtar çekersiniz. Bu ihtar tarihinden, tebliğ tarihinden başlayarak 2 ay içerisinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hakim onun arsa payının ve kat irtifakının hükmen yakın tarihteki değeri karşılığında öteki paydaşlara devrine karar verebiliyor. Yapının tamamlanmasına ilişkin borçlar açısından bu devir söz konusu. Tadilat veya tamirata ilişkin borçlar varsa bu 26. maddenin 2. fıkrası kapsamına girmiyor. Şimdi tabii soru şu, ben kat irtifakını sonradan devralmışsam acaba beni bağlayacak mı? Yargıtay bağlamaz diyor. Burada şu husus var. Sözleşmeye taraf olmasa bile kat irtifakını ilgilendiren borç resmi senette yer almışsa. Aslında bilmiyorum, bunun bir teorik değeri var. Genelde kat irtifakını kuran resmi senette tapu uygulamasında çok borçlar gösterilmiyor diye biliyorum ben. Dolayısıyla biraz bu tartışma aslında teorik olarak kalıyor. Biraz zikrediyorum. Bu siz 1020 uyarınca tapudaki kayıda bakıp ilgili bilgiyi göreceğinizden bu cüz'i halefleri de bağlayacağız diyoruz ama şunu zikretmeye gerek var. Kat irtifakını kuran resmi senette genelde tapu uygulamasında borçlar açıkça düzenlenmiyor. Sadece kat irtifakı resmi senede dayalı olarak kuruluyor. Tabi burada slaytta yazmadık ama kat mülkiyeti madde 14 uyarınca kat irtifakı tesisi idari işlem. Dolayısıyla siz arsa sahiplerine karşı dava açarak kat irtifakı kurma borcunun yerine getirilmesini isteyemezsiniz. Kat mülkiyeti 14'te bu husus var. Evet, bana karşı taahhüt altına girmişti, kat irtifakı kuracaktı, bunu yerine getirmedi. Ben mahkemede dava açarım, bunu yerine getirmesini sağlarım. mümkün değil. Yargıtay uygulaması da kat mülkiyeti 14 uyarınca bunun bir idari işlem, kat irtifakı tesisinin idari işlem olduğu uyarıcı gerekçesiyle bunun mahkemede karar alarak bir kat irtifakı tesisinin mümkün olmadığını ileri sürüyor. Şimdi tabi bağlamasının ne düzenlemesi var. Diyor ki sonradan devralan kişi bağımsız bölümün tamamlanmış olarak raiç bedeliyle yakın bir kısmı öderse artık masraflara katılması gerektiğini söylenmesi hakkın kötüye kullanılması niteliğiyle olacak. Eğer kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden kanuni süre içerisinde kat irtifakı düşerse kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı tazminle yükümlü. Şimdi son bir iki hususu da belirteyim, sunumumu sonlandırayım. 17. maddenin son fıkrası hükmünde diyor ki, kat irtifakının kurulu olduğu ana gayrimenkulde yapının fiilen tamamlandığı ve bağımsız bölümlerin en az 3'te 2'sini fiilen kullanılmaya başlandığı durumlarda ana gayrimenkulün yönetimi hususunda kat mülkiyeti hükümleri uygulanacaktır ibaresi yer alıyor. Yani ne olmuş? Fiilen tamamlanmış, en az 3'te 2'si fiilen kullanıldıysa artık ana gayrimenkulün yönetimi kat mülkiyeti hükümlerine tabi. Şimdi burada 3'te 2 tamamlandı ve fiilen kullanılan bağımsız bölümler var ama hiç yapımına başlanmamış ya da henüz bitirilmemiş kat irtifakı sahibi ortak yer ve tesislerin işletilmesinden kaynaklanan giderlerden muaf tutulur mu? Tutulmaz mı? İşletilmesinden kaynaklanan giderlerden muaf tutulabilir. Burada tabii şu da var. Kat irtifakı sahibi tarafından yapı kullanma izni almak için gereken şartlar var. Onlar almıyorsa yapı kullanma izni bu giderlerden sorumlusunuz. Yalnız şu hususa gidelim. Şimdi işletme giderlerinden sorumlu değilsiniz fakat korunması, bakımı veya amortismanından kaynaklanan bir gider varsa tamamlanmasa dahi kat irtifakı sahipleri bu giderlerden sorumlu. Asansörün garanti süresinin yenilenmesi, içme suyu arıtma motorunun bakımı gibi yenileme ve onarama ilişkin giderlerden kendi bloğu tamamlanmamış kat irtifakı sahipleri de sorumlu olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Doçent Doktor Öz Seçer'e. Böylece öğleden sonraki ilk oturumumuzu kapatmış oluyoruz. Saat 15'te yeni oturumda bir araya gelmek üzere hepinizi çaya davet ediyorum.